İple kepçe kulak estetiği benim tarafından tarif edilmiş bir estetik uygulamadır. Özel bir alet ve bir ip yardımıyla kepçe kulakların geriye doğru yatırılması işlemidir. Oldukça basit, 10-15 dakika kadar süren, hiçbir riski olmayan bir estetik uygulamadır. Bu uygulamaya, bu tekniğe başlamadan önce yılda 20 ile 30 arasında kulak estetiği yapıyordum. Bu tekniği uygulamaya başladıktan sonra yaklaşık 2 yıldır uyguluyorum. Ayda 20 ile 30 kulak estetiği yapıyorum. Nedeni de kulak estetiği, kepçe kulak sorunu olan fakat ameliyat olmaktan korkan insanlar dahi bu uygulamanın basitliğini gördükleri için hemen uygulamaya karar verebiliyorlar. Normal kulak estetiğinde kulakta kalıcı hasarlar oluşabilmektedir. Çünkü kıkırdakta ve de kulak derisinde kesiler yapılmaktadır. İple kepçe kulak estetiğinde kulak derisine veyahut da kıkırdak yapısı üzerinde hiçbir oynama olmadığı için bu riskler hiçbirisi yoktur. Artı ameliyat sonrasında şişme, morarma, dikiş alma, sargı, bandaj bunlar da yok. Ne var? Hemen 15 dakikada sonuç var. Estetik cerrahide devrim niteliğinde olacak olduğunu düşündüğüm bu uygulamayı ayrıntılı şekilde öğrenmeden kulak estetiğine karar vermemenizi öneririm. İble kepçe kulak estetiği ile ilgili internet sitelerinde yayınlanan olumsuz yorumlar hakkında fikirlerimi söylemek istiyorum. İple kepçe kulak estetiği hiçbir riski olmayan, 10 dakika süren oldukça basit bir uygulamadır ve kulakta kalıcı hiçbir hasar bırakmaz. Oluşabilecek tek komplikasyon kulak kepçesinde geriye doğru açılma, biz gevşeme diye tarif ediyoruz, olabileceğidir. Bu zaten tüm hastalarımıza uygulamadan önce %4 oranında olabileceği açıkça bildiriliyor. Bu oran açık kulak estetiğinde tüm komplikasyonlarıyla birlikte daha yüksektir. Ve iple kepçe kulak estetiğinin hastaya verebileceği hiçbir risk ve komplikasyon yoktur. Bu nedenle internet sitelerinde gördüğünüz iple kepçe kulak önermiyorum, işte hemen açılma olduğu gibi kimin tarafından yazıldığı belli olmayan tamamı isimsiz yorumlara inanmaktan önce mutlaka iple kepçe kulak estetiği olmuş hastalarımla konuşmayı tercih etmenizi öneririm.